أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'ine başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Bir de Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diyor. Evvela Besmele ile başlıyor. Besmele'de Rahman ve Rahim isimleri zikrediliyor. Sonra Elhamdülillahi'ye başlıyoruz. Onun da hemen ikinci ayeti Errahman Errahim'dir. Bu aslında duruşu itibariyle Kur'an-ı Kerim'in başında olması ve tekrar edilmiş olması itibariyle baktığımız zaman Rabbimiz daima bize merhametinin önde olduğunu haber veriyor. Yani Rabbimiz elbette 99 tane ismi vardır, birçok sıfatları vardır ama Rabbimizin Rahman ve Rahim sıfatları, merhamet sıfatları her şeyi kuşatmıştır. Ancak merhameti gerektirecek sebepler vardır, bu sebeplere de tevessül etmek lazım. Merhamet kapılarını tamamen kapatan sebepler de vardır. Allah muhafaza buyursun, bir insanın imanını kaybetmesi, merhamet yollarını tamamen kapatması demektir. Yani bir insan dünyadan ahirete göçerken, eğer Allah muhafaza imansız göçerse, Rabbimiz merhametiyle her şeyi kuşatmış olduğu halde, o insan Cenab-ı Hakk'ın merhametinden istifade edemez. Allah-u Teala adına bizim bir şey söylememiz hem hadsizlik olur, hem de kendini bilmezlik olur. Biz Allah adına şöyle yapar, böyle yapar diye bir şey söyleyemeyiz. Ancak kendisinin söylediklerini söyleriz. Allah Celle Celaluhu ben böyle yapacağım dediyse onu söyleriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile ilgili bir şey söylediyse onu söyleriz. Yoksa falanca kişi cennete, falanca kişi cehenneme söyleme hakkına hiç kimse sahip değildir. Cennete koyma yetkisi de Allah'ındır, cehenneme koyma yetkisi de Allah'ındır. Allah'a kimse de müdahale edemez. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu kendisi buyuruyor ki asla ve kat'a şirk ve küfür üzere ahirete intikal edenleri bağışlamayacağım. Kendisi böyle söylediği için biz de diyoruz ki yarın ahirette Allah'ın merhametinden hiç istifade etmeyecek olan kimlerdir? İmansız olarak ahirete göçenlerdir. Dünyada imanlı olmak büyük bir nimet, büyük bir şereftir. Elhamdülillah. Her birimizde bu iman mevcuttur. Ancak bizim için tehlike nerededir? Acaba bu imanımızı koruyabilecek miyiz, koruyamayacak mıyız? Bugün yeryüzünde gavur olanlar hep eskiden gavur değillerdi. Bir kısmı sonradan gavurlaşmıştır. Ne gibi?
Bugün elhamdülillah Müslümanım diyenler hep eskiden beri Müslüman değil, bir kısmı daha sonra da Müslüman olmuştur. Alman'dı Müslüman oldu, İngiliz'di Müslüman oldu, Yunan'dı Müslüman oldu, Çinli'ydi Müslüman oldu. Efendim, ama Müslüman ülkesindeydi, dinden imandan çıktı, bunlar hep oluyorlar. Acaba biz son nefesimizi teslim etmeden önce imanımızı koruyarak mı nefesimizi teslim edeceğiz, bunu bilmiyoruz. Şimdi şu noktaya geleceğim. Allah-u Teâlâ'nın merhameti her şeyi kuşatmıştır. Sen, ben, kim olursa olsun, dünyada yaşarken Rabbimizin rahmetini, merhametini celbedecek, cezbedecek işlere tevessül edersek, Rabbimiz bizi rahmetiyle kuşatır. Ama eğer Cenab-ı Hakk'ın merhamet kapısını, vanasını kapatırsak, o zaman biz kapattığımız için merhametten istifade edemeyiz. Peki, Rabbimizin merhametini celbedecek, cezbedecek sebeplerden bir tanesi, günahlara karşı tevbe etmektir. Doğru mu? Bir insanın işlemiş olduğu suç ve günahlar göklere kadar yükselse, yerle gök arasını dolduracak kadar olsa, fakat kul bunun farkında olup, günahlarının farkında olup, samimi bir şekilde pişmanlık duysa, Allah'ım ben yanlış yaptım, ömrümü yanlış yerlerde geçirdim, senin sevgini kazanacak yerde gazabını celbedecek işler yaptım, özür dilerim Allah'ım dese, yanlışları bıraksa, hak ve hakikate, ibadete, kulluğa dönse, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, yavrusunu kaybetmiş, aramış, aramış, bulamayan bir anne sonunda bulduğu zaman ne kadar sevinir? Ondan daha çok Mevla sevinir bu işi. Devesini kaybetmiş çölde, aramış aramış bulamamış, umutsuzluktan ne yapacağını şaşırmış. Daha sonra bu insan devesini bulduğu zaman nasıl sevinir? Mevla, yanlış yolda yürüyen bir kul, tehlikenin farkında olup, pişman olup, estağfurullah, özür dilerim Allah'ım dediğinde, gerçekten Allah'a yöneldiğinde, Mevla merhametiyle o kulu kuşatıyor. Kulum sen bana yerle gök arasını dolduracak kadar günahla gelirsen, pişman olursan ben de yerle gök arasını dolduracak kadar affımla sana gelirim diyor. Senin işlediğin günahlar anânes semâ göklere kadar yükselmiş olsa, gerçekten nedamet duyup pişmanlık duyup bana gelecek olursan benim de rahmetim onların hepsini kuşatacak kadar geniş bir şekilde seni karşılar diyor. İnsanoğlu, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbedecek sebeplere tevessül edecek. Kalktınız, buraya geldiniz, cuma saati. Cenab-ı Hak gelişinizi mebrur eylesin, makbul eylesin. Bu gelişiniz, Allah'ım ben senin merhametine ihtiyacım var anlamına gelir mi, gelmez mi? Gelir. Peki biz Allah'ımıza, Allah'ım ben senin merhametine ihtiyacım var deyip yola çıktığımızda, ne dersiniz, Allah bize merhamet eder mi, etmez mi? Eder. Onun için buraya gelirken attığınız adımları siz hesap etmemişsiniz ama bunları hesap eden vardır. Bunlar yarın karşınıza çıkacaklardır. Şimdi insanoğlu bazen merhamet kapısını, vanasını kendi kendine kapatmış olur. Yani Allah Celle Celaluhu her kuluna merhamet etmek ister. Ama merhametin elbette sebepleri vardır. Nasıl ki merhametin sebepleri varsa merhameti kesmenin de sebepleri vardır. Yani vanayı siz kapatırsanız musluktan su gelmez. Musluktan su gelebilmesi için vanayı açmanız lazım. Allah Celle Celaluhu herkesi rahmetiyle kuşattığı halde bu rahmetten istifade etmeyen, Mevla kendisine zulmettiği için istifade etmiyor değil, kendi kendisine zulmettiği için istifade etmiyor. Şimdi kıymetli dostlar, bu girişten sonra şu noktaya geleceğim. Biz şunu bilmeliyiz. Bir defa dünyada yaptığımız her şeyin mutlaka ahirette hesabı vardır. Ahirette hesabı olmayan hiçbir şeyimiz yoktur. Bunu Cenab-ı Hak bize merhametinin gereği bildiriyor. Her birimizin anlayacağı dil ile diyor ki, zerre kadar iyilik yaparsa veya zerre kadar kötülük yaparsa bunun karşılığını göreceksin. Öyle ince bir terazi var ki ahirette, o ince terazi senin böyle büyük kalın amellerini tartmıyor sadece. Zerre kadar olanlarını da tartıyor. Onları da değerlendiriyor.
diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bunu bize bu şekilde haber vermesi Rabbimizin bize merhametinin gereğidir kıymetli dostlar. Neden bana bunu söylüyor? Bana acıdığı için söylüyor. Çünkü bana bunu söylemeseydi yarın ahirette bütün ince kalın, küçük büyük, gizli aşikare yaptıklarım önüme gelseydi, ay ben bunların önüme geleceğini bilseydim daha dikkatli hareket ederdim derdik, pişman olup nedamet duyardık. Ama şimdiden Allah Celle Celaluhu kendisi bize hayatımız boyunca yapacağımız iyilik veya kötülüklerin küçük veya büyük olması önemli değildir. Her birisinin ayrı ayrı değerlendirildiğini haber veriyor. Bunu haber vermesi bize Rabbimizin merhametinin bir yansımasıdır. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en büyük tehlike arz eden, dayanmamız mümkün olmayan cehennem ateşinden korunmamızla ilgili uyarıda bulunuyor. Ey ümmetim! Cehennem ateşinden kendinizi koruyun diyor. Cehennem ateşinden kendinizi dünyadayken koruyabilirsiniz. Kabre girdikten sonra, yarın ahirette insanlar diriltildikten sonra ben şimdi ateşten kurtulmak istiyorum diyerek insan kurtulamaz. Oradan kurtuluşun yolu hayattayken alacağımız tedbirlerle elde edilir. İnsan hayattayken kendisini o ateşe doğru götürür veya o ateşten götürür. Ya ateşe götürür veya ateşten geri getirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden rivayet etmiş olduğu, nakletmiş olduğu bir hadisi kutside küllün nâsi yâgdû, her insan sabahlar. Sabahladığı zaman akşama kadar ne yapmış olacak bu insan? Ya cehennemden kendisini azat edecek, kurtaracak yaptığı işlerle veya evmû bi'kuhâ veyahut da yapacağı işlerle kendisini cehenneme atmış olacak. Demek ki her gün yaptığımız işlerle akşam yatağımıza gireceğiz. Bugün yaptığımız işler bizi ya cehennemden kurtarmış olacak, cennete doğru efendim yol almamıza sebep olacak veya yaptığımız işler sebebiyle akşam yatağımıza yatarken cehennemlikler listesinde adımız kayıtlı olarak yatmış olacağız. Yani bütün bunlar neye bağlı? Günlük yaptığımız işlere bağlı. Rabbimiz bize bunu haber veriyor, Habibi ile bizlere bunu haber veriyor. Kıymetli dostlar, biz yanımıza eleman çalıştırırız. Çalıştırdığımız elemandan sonuçları bekleriz. Böyle santim santim, saniye saniye adamı takip etmeyiz, edemeyiz de zaten. İnsanoğlu bu kadar da takip edilemez. Sonuca bakarız, işler yürüyor mu, yürümüyor mu, kârda mıyız, zararda mıyız, biz buna bakarız. Ama Mevla Celle ve Ala Hazretleri öyle değildir. Her şeyi santim santim Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ne yapıyor? Kayıt altına alıyor. Dolayısıyla yarın ahirette amel defterimize yansımayacak, mizanımıza yansımayacak hiçbir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu Es-Sa'idu Billah وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ diyor. Ne demek? Kullarım, amellerin tartılması var ya, bu haktır, haberiniz var mı? Amellerinizi tartacağım, ben tartacağım. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ ne olacak? فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ tarttım amellerinizi, amellerin gramajı, ağırlığı, bu kararı kim veriyor? Allah veriyor. Kıldığımız bir namazın ağırlığı nedir? Aldığımız bir abdestin ağırlığı nedir? Sevindirdiğimiz bir fakirin, onu sevindirmemizin ağırlığı nedir? Bir insana kötü söz söyledik, kalbini kırdık, dayak attık. Bunun ağırlığı nedir? Bunların ağırlığını biz tespit edemeyiz. Bunların ağırlığını Allah Celle Celaluhu tespit ediyor. Bütün yaptıklarınızı mizana koyacağım diyor Allah Celle Celaluhu. فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ netice iyilikleri kimin galip gelirse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ onlar felaha ermişlerdir. Onlar dört köşe memnundurlar. İyi ki biz kul olarak dünyaya geldik, yaşadık ve bu imtihanı kazandık. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ peki iyilikleri ağır geldi, kazandı. İyilikleri hafif geldi, günahları ağır geldi. فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسُونَ
kendi kendini perişan eden insanların ta kendileridir. Şimdi okulda öğrenciler karneyi aldığında, eğer takdirname aldılarsa, kendisi eve girmeden kapıdan inince takdirname giriyor içeriye önce. Önce takdirname giriyor içeri, önce kapıdan içeri takdirnameyi uzatıyor, anası babası kim varsa, ondan sonra kendisi içeri giriyor. Ama eğer karnede zayıfları varsa, o zaman çantanın en derin yerlerine koyuyor onu. Sanki karne almamış gibi içeri giriyor. Oğlum siz bugün karne almadınız mı? He aldım. Nerede karnen? Çantamdadır falan diyor. Çıkarmıyor piyasaya. Peki getir bakayım karneni. Açıyorsunuz karnesine bakıyorsunuz zayıflar vardır. Bunlar neyin nesi oğlum? Diye sordunuzda. Ya bunun öğretmeni işte şu öğretmenle aramız iyi değildi, şu öğretmen derse doğru gelmiyordu, bana iyi bakmıyordu diye suçu hep ne yapıyor? Öğretmene atıyor, kendisi üzerine almıyor. Ama takdirname aldıysa onu kendisi almıştır. Bana öğretmenim takdirname verdi, kimse demez. Şu öğretmen şöyle güzel dersini anlattı, ben de takdirname aldım, kimse demez. İyilikler kendisinden ama başarısızlıklar öğretmenden ve idareden olmuş oluyor. Bu böyle. Şimdi kıymetli dostlar, yaptığımız ve yapacağımız her amelin mutlaka ahirette karşılığı var. Bunların notunu kim verir? Allah verir. Şimdi burada nasip olursa biraz sonra cuma namazını kılacağız sünnetiyle, farzıyla. Kıldığımız namazlara kim not verecek? Allah not verecek. Herkese aynı not mu verir? Herkes aynı samimiyetle kılmıyor ki herkese aynı not versin. Herkes aynı kalitede kılmıyor ki herkese aynı not versin. Herkes camiye aynı saatte gelmedi ki herkese aynı not versin. İhlasına göre değişir. Kalitesine göre değişir. Ayırdığın zamana göre değişir. Aşkına göre değişir. Bütün bu yönleri sen ben tespit edemeyiz. Yan yana namaz kılıyoruz. Yanındaki arkadaşın samimiyetiyle benim samimiyetimi ne ben benimkini ölçebiliyorum ne de onunkini ölçebiliyorum. Ama bunları ölçen kim vardır? Allah vardır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Zerre kadar Cenab-ı Hakk'ın haksızlığı olmaz. Öyleyse herkes neyi hak ettiyse onu verecektir. Fazl-ı keremiyle, fazlasıyla verecektir. Demek ki bizim dünyada yaptığımız, yapmaya gayret ettiğimiz, çalıştığımız amellerimiz, amel deyince bunun iyisine de kötüsüne de amel denir. Amel, eylem demektir, iş demektir. Yaptığımız bütün eylemler, yapınca tarihe geçiyor, geçmişte oldu. Dün yaptıklarımız tarih oldu, daha önce yaptıklarımız tarih oldu, geçti yani. Geçti ama, biz onlarla bağlantıyı kestik ama, kesmedik, kesemeyiz ki, onların yarın karşımıza çıkması muhakkaktır, kesindir. İyi olanlar güzelliğiyle karşımıza çıkacak, kötü olanlar da hesabıyla karşımıza çıkacaklardır. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا هَلَكٍ Kıyamet gününde bir insan muhasebeye tabi tutulursa, gel bakayım şu hesabını ver denirse kendisine, bu adamın sonu felakettir. Kultu Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurunca ben de kendisine dedim ki, اَوَلَيْسَ يَقُولُ اللّٰهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا Hani Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا kitabını sağ tarafından alan kolay bir hesaba tabi tutulacak. Öyle buyurmuyor mu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu? Siz buyuruyorsunuz ki muhasebeye tabi tutulan yanmıştır. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın kolay hesabı vardır. فَقَالَ اِنَّمَا ذَٰلِكَ الْعَرْضُ O hesap sayılmaz. O arzdan ibarettir diyor. O hesap değildir, arzdan ibarettir. وَلَكِنْ مَنْ نُوْقِشَ فِي الْحِسَابِ يَهْلِكِ Yani Allah Celle ve Aleyh Hazretleri kulun kulluk kalitesini kabul edince, onu cennete göndermeye karar verince, kulu sevince, kulunu alıyor karşısına, sen şunları yaptın, iyiliklerin sayıyor. Şunları yaptın değil mi? Şunları da yaptın değil mi? Şunları da yaptın değil mi? Buna hesabı yesir deniyor, kolay hesap.
Yapmadıklarının hesabını sormuyor. Niçin şunu yapmadın, niçin şunu yapmadın, niçin şunu şöyle yaptın hesap sormuyor. Ya sadece yaptığı iyilikleri sayıyor. Diyor ki kulum sen falanca yerde fakire yardım ettin değil mi? Falanca yetimin başını okşadın değil mi? Falanca efendim yaşlıya hürmet ettin değil mi? Şu ibadetini şöyle yaptın değil mi? Yaptığı iyilikleri sayıyor. Buna hesab-ı yesir deniyor. Yani kolay hesap. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kulunu hesaba çektiği zaman niçin ve neden soruları başlarsa, niçin böyle yaptın, niçin bunu yapmadın, neden bunu yaptın, neden bunu yapmadın diye soru şekli buna dönüşürse artık bu kolay hesap olmaktan çıkmıştır, bunun sonu felakettir. Hesapta niçin ve neden soruları sorulmaya başlandığı zaman bu işin sonunun felaket geleceğinin en bariz alametidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, yaptığımız şeylerden, iyi veya kötü yaptığımız şeylerden mutlaka hesap vereceğimizi bilerek, işlerimizi, yapacağımız işlerimizi, hesabını verebileceğimiz iş midir, değil midir sorusunun cevabını doldurarak yapmamız lazımdır. Daha önce de değişik vesilelerle sohbetimde söylemiştim, rahmetli babamdan dinlemiştim. İşte Amerika'da, affedersiniz, hayvanlar arasında bir yarışma yapılmış. O yarışmada maymun birinciliği kazanmış. Ne yapmış maymun? Bir hareket etmiş, birinciliği kazanmış. Affedersiniz, maymuna bir kemik vermişler. Maymun o kemiği yiyecek. Çok affedersiniz, önce onu kıçına sokmuş. Bakmış oradan geçiyor mu, geçmiyor mu? Ha, geçiyorsa o zaman yiyeyim onu demiş. Çünkü buradan girerse aşağıdan çıkacak. Aşağıdan çıkamayacaksa, çıkaramayacaksa buradan da aşağı sokmayayım onu demiş. Ve o maymun birinciliği kazanmış. Hayvanlar serisinde birinciliği kazanmış. Demek ki yukarıdan giren aşağıdan çıkabilecekse yukarıdan girsin. Yukarıdan giren aşağıdan çıkamayacaksa o zaman yukarıdan sokmayacaksın içeriye onu. Yani yarın ahirette hesabını verebileceksen bir işi yapmalısın. Veremeyeceğin bir işi yapmamalıyım. Hesabını veremeyeceğim bir işi yapmamalıyım. Çünkü ben hesap verirken, şimdi mahkemeye gidiyorsunuz, mahkeme koridorlarında bir kişi, iki kişi mahkeme oluyor. Ama mahkeme koridorları insanlarla dolu. Birisinin avukatı var, öbürünün avukatı var. Veya birisinin iki tane avukatı var, öbürünün iki tane avukatı var. Her taraf adam dolu. İki kişi mahkeme oluyor, 12 kişi var. Peki mahkeme-i kübrada Allah beni hesaba çekerken benim yanımda kimse olacak mı? Yok. Babamı hesaba çekerken kimse olacak mı? Yok. Herkesi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tek başına hesaba çekecek. Benim avukatım olmayacak, avukata ihtiyaç da yok. Yardımcım olmayacak, yardımcıya da ihtiyaç yok. Çünkü Allah her şeyi bilendir, adili mutlaktır. Adi İbni Hatim der ki, radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıymetli dostlar, kendimizi şöyle uzaklara doğru götürelim. Mahşer alemindeyiz, dünya hayatı bitmiştir ve kıyametteyiz. Yaptıklarımızın hesabını vermekle karşı karşıyayız. Kendimizi bir an orada hesap edelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu ifadelerini o duygu ve düşüncelerle beraber değerlendirelim. Diyor ki Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ Allah Celle Celaluhu her birinizle ikiden ikiye konuşacak mahşerde. Allah Celle Celaluhu her birinizle ikiden ikiye konuşacak. Arada bir perde olmadığı halde bir tercüman da olmadığı halde direkt kuluyla Allah, direkt seninle, direkt benimle Allah konuşacak. فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمْ مِنْ عَمَلِهِ Kul, Allah ile karşı karşıya kalınca sağa dönüp bakacak, yaptığı amelleri görecek. Ve yanzuru eş'eme minhu, sonra sol tarafa dönüp bakacak,
Sol tarafa baktığında da yine kendi yaptığı amelleri görecek. Ve yanzuru beyne yedeyhi, bir de önüne bakacak. Fela yara illen nara tilqa vecihi. Cehennem ateşin önünde görecek. Kıymetli dostlar, Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadis-i şerifte, yarın senin karşına, senin başına, benim başıma gelecek, her birimizin başına gelecek olan bir manzarayı anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Ne diyor? Yarın mahşerde Allah Celle Celaluhu her bir kuluyla ikiden ikiye konuşacak. Arada tercüman olmayacak ve arada perde olmadan kuluna hesap soracak. Kul sağına bakacak, yaptığı amelleri görecek. Soluna bakacak, yaptığı amelleri görecek. Önüne bakacak, cehennem ateşini görecek. فَتَّقُوا النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرِتِ Ey ümmetim! O önünüzde göreceğiniz cehennem ateşi çok korkunçtur. O ateşte düşmekten kendinizi bugün koruyun, o zaman koruyamazsınız. Nasıl koruyabilirsiniz? Elbette insan ateşten koruyacak sebepler çoktur. Başında buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu kelime-i şehadet gelmektedir. Bunun dışında Allah için yapacağımız her şey bu konuda bizim can kurtaran simidimiz olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın ne diyor? Yarım hurma bile olsa diyor. Yarım hurma vermek suretiyle dahi olsa bir fakiri, bir yoksulu, bir yetimi, bir çocuğu sevindirerek dahi olsa Allah için yarım hurma mı verebiliyorsunuz? Verin. Allah'ım ben bunu veriyorum. Cehennem ateşinden kendimi korumak istiyorum diyecek. Demek ki bir fakire, bir yetime, bir yoksula, bir muhtaca yarım hurma, bir tek hurma da değil, yarım hurmayı biz Allah için verirsek, Allah rızası için verirsek, ateşten kendimizi koruması için verirsek işe yarar mı? Ateşi söndürür mü? Söndürür. Yarım hurma, yarım hurmalık ateş söndürür. Bir hurma, bir hurmalık ateş söndürür. Öyleyse bu sadaka yoluyla beraber ateşin sönmesi, abdestle söndürür, namazla söndürür, Allah için yaptığımız her amel söndürür. Kıymetli dostlar, kendimizi ahirette hissedelim. Rabbimize hesap ile baş başa kaldığımızı hesap edelim. Kendimizi şimdi Kocatepe Camisi'nin içerisinde oturup sohbet dinleyen birisi olarak değil, Rabbimizin huzurunda hesap için duran insan olarak bir tefekkür edelim. Bir sonraki hadis-i şerifi dinleyelim kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ömer Efendimiz, Emirül Mü'minin oğlu Abdullah, sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmainin gerçekten alimlerinden, büyüklerinden diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnna Allah Teala yudnil mu'min feyadau aleyhi kenefehu ve yesturuhu feyekul ata'rifu zenbe keza ata'rifu zenbe keza feyekulu na'am. Allah Celle Celaluhu tabiri caizse kuluyla baş başa, kuluyla baş başa, kulum falanca günahını hatırlıyor musun? Falanca suçunu hatırlıyor musun? Falanca yerde yediğin naneyi hatırlıyor musun? Sayacak Allah Celle Celaluhu kuluna hatalarını. فَيَقُولُ نَعَمْ اَيْ رَبِّ Hatırladım Allah'ım diyecek. Hatırladım Allah'ım diyecek. Suçumu hatırlıyorum. Günahımı hatırlıyorum. Evet yaptım. O naneyi yedim ben Allah'ım. حَتَّى قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ Allah Celle Celaluhu o kuluna işlediği suçların hepsini ikrar ettirecek. Evet Allah'ım. Onu da yaptım. Onu da yaptım, onu da yaptım diyecek. وَرَأَى فِي نَفْسِهِ اَنَّهُ قَدْ هَلَكْ Suçları sayılınca o kul eyvah yandım, bittim, tükendim diyecek. قَالْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ فَيُعْتَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ Allah Celle Celaluhu kuluna diyecek, kulum,
sen bütün bunları yaptın, ikrar da ettin. Ancak sen benim sevgimi kazandın. Bana iman ettin, imanını korudun, yalvardın, yakardın. Şimdi de itiraf ettin. Dünyada bu itiraf ettiğin suçlarını millet bilmiyor. Onları saklı gizli yaptın. Ben biliyorum ama. Dünyada ben onları açığa çıkarmadım. Örttüm onları. Şimdi de bağışladım onları. Hadi gir cennete diyeceğim. Rabbim bu müjdeyi hepimize nasip eylesin. Evet. Bu müjdede kıymetli dostlar, Rabbimizin o sevgisini kazanmak var ya, o sevgisini kazanmak var ya, o çok önemli. Eğer insan Rabbimizin sevgisini kazanırsa, günahları ne kadar çok olursa olsun affettim diyecek olan odur. Ama Allah'ımızın sevgisini kaybedersek, kıldığımız namazları kabul etmedim diyecek olan da odur. Beğenmedim namazlarınızı, beğenmedim orucunuzu diyecek olan da odur. Onun için daima kendimizi Rabbimize sevdirecek iyiliklere ve güzelliklere sarılmamız lazım. Ve bir taraftan da kendimizi hiç beğenmeden, kendimizin yaptıklarına değer vermeden, Allah'ım ben beceremedim, yapamadım. Şimdi kıymetli dostlar şöyle bir örnek vereyim size. Diyelim ki bizim 3 tane, 5 tane işçi çalıştırıyoruz. Bir tane işçimiz karşımıza gelse. Patron, buyur. Ben o kadar iyi çalışıyorum ki ben olmasam bu fabrika ayakta durmaz dese, o insana karşı sevgimiz artar mı, azalır mı? Azalır. Ne havaya giriyorsun kardeşim ya? Niye havalara giriyorsun? Kendini neden bu kadar efendim şişiriyorsun ki? Bir tanesi de gelse, patronum, Allah razı olsun, sen burada bize bir iş imkanı sağladın. Çalışmaya çalışıyoruz ama gerçekten hakkını ödeyemiyoruz. Hakkını helal et dese, onu başının tacı yaparsın be. Allah'a karşı kulluk da böyledir. Eğer Allah'a karşı yaptığın ibadetleri ve kulluğu, ben yapıyorum işte, kalbim tertemiz, kimseye kötülüğüm yok, ben cennete girmeyeceğim de kim girecek gözüyle baktığın zaman, o birinci patronun karşısına dikilen birinci işçi gibisin. Allah derse ki kulum, yaptığın amellerin hepsi boş, kabul etmedim. Kalite, aranan kalite yok. Derse ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben çocukluğumdan bugüne kadar, yani kazaya namazımın kaldığını pek bilmiyorum. Kaza namazım yok diye biliyorum ben. Ama bana deseniz ki, kıldığın bunca namazlar içerisinde böyle vitrine koyabileceğin A kalite bir namaz deseniz hiç bilmiyorum. A kalite namaz deseniz hiç bilmiyorum. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bana dese ki kulum, evet senin kaza namazın yok, kazaya bırakmadın ama kıldıklarını da ben beğenmedim dese. Şimdi Allah'ın beğenmediklerini ben gidip isportacıya mı satacağım? Başka satacak yerim var mı? Yaparsanız bir mal, bir fabrika sipariş verir, der ki kaliteyi beğenmedim, giderseniz yarı fiyatına başka yere satarsınız. Allah'ın kabul etmediği amellerimizi Allah'tan başka satacak yerimiz var mı? Yok. Allah haksızlık yapmaz kimseye. Ama şunu kabul etmek lazım. Biz bir şeyleri yapıyoruz ama havalara girmeye gerek yok ki. Yaptığın kalite, aranan kaliteye uygun mudur? Benim namaz kıldığım gibi kılın diyor. Allah aşkına kim peygamber gibi namaz kılabiliyor? Kim peygamber gibi namaz kılabiliyor? Benim hac ve umremi yaptığım gibi siz de öyle yapın diyor. Kim peygamber gibi hac ve umre yapabilir ki? Kalite ortada, numune ortada. Onun için kıymetli dostlar, Allah'ımızın karşısında merhamete layık olmamızın sebeplerinden birisi, boynumuzu büküp yaptıklarımızı yok kabul edip beceremedik, hakkını veremedik, Allah'ım ben beceremedim kulluğumu, yaptıklarımın da kalitesi uygun değildir, ne olur sen kabul eyle dersek Allah o zaman kabul eder. Ben namazda kazam yok,
Kimseye de kötülüğüm yok. Kurslara, fakirlere de yardım ederim. Ben hazırım cennete girmeye dersen, hiçbir şey yapmadın sen demektir. Hiçbir şey yapmadın demektir. Kardeşim, kardeşim, aklını başına topla. Allah'ın sana verdiğinden fazlasını veremezsin. Veremezsin. Allah'ın sana verdiğinden fazlasını veremezsin. Allah sana verirken sayısız veriyor. Sen verirken sayılı veriyorsun. Havalara girmene gerek yok. Boynunu bükersen az yaptığını Allah çok kabul eder. Kafanı havaya dikersen çok yaptığını yok kabul eder. Ne çıkacak karşına? Sıfır sıfır elde sıfır. Hiçbir şey çıkmayacak karşına. Hiç kaza namazın olmasa bile kıldığın namazların hiçbirisi Rabbimizin arzu ettiği, beklediği kalitede değildir. Ya kabul etmezse ezikliğini yaşayacaksın. Namaz kılmayan adam namaz kılmadığının ezikliğini yaşayacak. Kılan adam da arzu edilen kalitede kılamadığının ezikliğini yaşayacak. Hiç kimse böyle horoz gibi ötmeyecek. Horoz gibi ötmeyecek. Ben varım, ben cennete girmeyeceğim de kim girecek? Peygamberler bunu söyleyemedi. Sen nasıl söylüyorsun bunu? Allah'tan utan be. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sübhaneke mâ abednâke hakka ibadetike ya Allah demedim ya. Allah'ım ben sana hakkıyla ibadet edemedim demedim ya. O böyle söylüyor. Sen nasıl bu havalara giriyorsun ya? Kimseye kötülüğüm yok. Varlığın kötülük kardeşim ya. Ne zaman sen nefsin pisliğinden kurtuldun ki? Ne zaman nefsin pisliğinden kurtuldun ki? Ne zaman şeytanın esaretinden kurtuldun ki? Niye eksik tarafımızı görmeyelim ki? Niye hatalı tarafımızı görmeyelim ki? Hanım derken ağzından bir tane daha hanım çıkıyor. Peki Allah derken bir tane daha Allah çıkıyor mu ağzından? Torunu severken yavrum dediğin zaman bir tane daha torun yavrum çıkıyor ağzından. Allah derken çıkıyor mu ağzından? Torun mu daha tatlı, Allah mı daha tatlı? Eksiğimizi görmemiz lazım. Onun için boynumuzu bükmemiz lazım. Ya Rabbi derken suçlu bir insan edasıyla, sedasıyla Ya Rabbi diyebilmek lazım. Eğer suçlu bir insan sedasıyla, edasıyla Allah dersek, Ya Rabbi dersek, vallahi Allah bize hüsnü iltifat eder, kabul eder bizi. Gel kulum der, haddini bildin der. Rahmetiyle bize muamele yapar. Mutlaka burasını görmek lazım. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz anlatırlar. Der ki, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. O tefekküre daldırmıştı, duruyordu. Biz de dikkatle ona bakıyorduk. Bir ara tebessüm ettiğini gördük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve tebessüm ettikten sonra mübarek gözlerini açmış, sağa sola bize baktı ve dedi ki, هَلْ تَدْرُونَ مِمَّا أَلْحَكِ Neden güldüğümü biliyor musunuz? Neden tebessüm ettiğini biliyor musunuz? قَالَ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُ عَلَمْ Biz bilmiyoruz. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Cevabını verdiler. قَالْ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ Kıyametteki bir manzara gözümün önüne geldi. Gerçekleşecek bir manzara gözümün önüne geldi. O manzara canlı canlı seyreder gibi oldum, onun için güldüm dedi. Biraz önce dedim ya size, kendimizi mahşerde, hesap yerinde hissedelim. Gideceğimiz yer orası. Kendimizi bir an orada hissedelim. Hesapla karşı karşıya kalan biz olduğumuzu düşünelim. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, mahşer safhalarından bir safhayı gözün önüne getirmiş. Ve gördüğü bir manzara karşısında tebessüm etmiş. Neden tebessüm ettiğini şimdi anlatıyor. Bakalım neden tebessüm etmiş. Min muhatabetil abdi rabbahu. Kul Allah'ın karşısına, Rabbisinin karşısına hesap vermek için geldiğinde diyecek ki: Ya Rabbi, elem tücirni minez zulmi. Sen ben hayattayken bana zulmü yasaklamadın mı?
haksızlık yapmayacaksınız demedin mi? قَالَ يَقُولُ بَلَى Evet kulum, zulmü yasaklamıştım ben. Haksızlığı yasaklamıştım. قَالَ فَيَقُولُ Kul diyecek ki, فَاِنِّي لَا اُج۪يزُ عَلٰى نَفْسِ اِلَّا شَاهِدًا مِنِّي Allah'ım, öyleyse sen de bana şimdi haksızlık yapma diyecek. Nasıl yani? Benim yaptığım amellere şahit olarak melekleri getiriyorsun. Ben melekleri görmedim, tanımadım, doğru söylediklerine inanmıyorum diyecek. Ben tanımadığım, benden kabul etmediğim kişilerin benim aleyhime şahitliklerini kabul etmiyorum. Sen de bana haksızlık yapma diyecek. Melekleri görmedim, tanımıyorum, bilmiyorum. Onlar benimle ilgili şunları yaptı, şunları yaptı demelerini kabul etmiyorum. Dolayısıyla sen de zulmü, haksızlığı bana yasakladığına göre sen de bana haksızlık yapma. Benden olmayan, benim tanımadığım, benim bilmediğim birisini benim aleyhime şahit olarak karşıma dikme diyecek. Anlaşıldı mı buraya kadar? Bakalım devamında ne var? قَالَ فَيَقُولُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَه۪يدًا Allah Celle Celaluhu diyecek ki, kulum, benim görevlendirdiğim melekleri görmedin, bilmedin. Dolayısıyla bunların seninle ilgili verdiği raporu kabul etmiyorsun. Doğru mu? Kendinden şahit istiyorsun. Doğru mu? Sen sana yaptığın amellere şahit olarak yetersin diyecek. Tamam, meleklerin koyduğu raporu aldım kenara. Koydum kenara. Şimdi ben sana seni tanıyan, seni bilen, yaptıklarına şahit olan şahit getireceğim diyor. Ne olacak bakalım? Ve bil kiramil katibine şuhuda. Bu kiramen katibinin de yazdıklarına da şahit olacak onlar. Bunların doğru olduğunu da ortaya koyacaklar diyor. قَالَ فَيُخْتَمُ عَلَى ف۪يهِ Bu insanın ağzı mühürlenecek. Buraya kadar konuşan insanın ağzı mühürlenecek. Bir süre konuşamayacak. Ağzı mühürlenince فَيُقَالُ لِاَرْكَانِهِ اِنْتِق۪ي O insanın eline, ayağına konuş denecek. Eline, ayağına konuş denecek. Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinin 5. sayfasında El yevme nahtimu ala efvahihim O gün ağızlarını mühürleyeceğiz. Ve tükellimuna eydihim Bizler elleri konuşacak. Bu eller konuşacak. Ve teşhedü erculuhum Ayaklar da şahitlik yapacak diyor. Kur'an'da ayet bu değil mi? Ve kalu li culudihim lime şehittum aleyna Fussilet suresinde Allah Celle Celaluhu Cehennemlik insanlar meleklerin şahitliğini kabul etmeyince itiraz edecekler. Allah Celle Celaluhu ağzı mühürleyecek. İnsanın etleri, derileri konuşacak diyor. Bu insanın etleri, elleri, ayakları konuşacak. Yaptığını söyleyecek. Bütün yaptıklarını söyleyecek. Hani benden olmayan şahidi kabul etmiyorum diyecek ya. Benden elimi şahit yapacak. Elimi konuşturacak. Ayağımı konuşturacak. Etlerimi konuşturacak Allah Celle Celaluhu. Ne diyeceğim şimdi? وَقَالُوا لِجُلُوِدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Sonra Cenab-ı Hak ağızdan mührü kaldıracak. Ağızdan mührü kaldırdığı zaman insan evvela kendisine itiraz edecek. Kendine dönecek. Niye benim aleyhime siz şahitlik yaptınız diyecek. Niye benim aleyhime şahitlik yaptınız diyecek. Kıymetli dostlar, biraz önce okuduğum hadis-i şerifti, şimdi okuduğum ayet-i kerimedir. Hem Yasin-i Şerif'te, 5. sayfasının ortasında var, hem de birkaç sure ileriye gittiğiniz zaman Fussilet suresinin Kur'an-ı Kerim'e göre 2. sayfasının sonunda 3. sayfasının başında sayfa olarak baktığınız zaman bu ayet-i kerimeleri bulursunuz. Kardeşler olay çok ciddidir. Hesap çok ciddidir. Yanımızda kimsenin olmadığı, kendi yaptıklarımızın hesabını, yediğimiz nanelerin hesabını vereceğimiz, İtiraz ettiğimiz zaman ellerimizin, ayaklarımızın konuşacağı ve ispatlayacağı bir mahkemeye doğru gidiyoruz. Ne var yanında? Araba mı? Tabu mu?
Eş mi? Ana mı? Baba mı? Para mı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hesap vermek için gidiyorsun. Hesabı verdikten sonra çok şeyler olur. Yeter ki hesap verebilesin. Şimdi bitireyim hadis-i şerifi ve dersimi de noktalayayım. Allah Celle Celaluhu ele ayağa konuş diyecek. فَتَنْتِقُ بِاَعْمَالِهِ El ayaklar konuşacaklar. Yaptıklarını söyleyecekler. ثُمَّ يُخَلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ Sonra ağızdaki mühür kaldırılacak. قَالَ فَيَقُولُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَاَنْ كُنَّ كُنْتُ اُنَاطِيُمْ İnsan kendi eline ayağına dönecek ve diyecek ki kahrolasınız. Ben sizi müdafaa ediyordum. Ben sizi müdafaa, kahrolasınız. Niye söylediniz gerçekleri? Söylememek elde mi ki? Söylememek elde mi? İnsan kendi ellerine, kendi ayaklarına diyecek, kahrolasınız. Ben sizi müdafaa etmeye çalışıyordum. Sizi ateşten korumaya çalışıyordum diyecek. Kardeşler, herkesi aldatmak mümkündür. Allah'ı aldatmak mümkün değildir. Herkesten vergi kaçırmak mümkündür. Allah'tan kaçırmak mümkün değildir. Olanı abartmak mümkündür başkasına. Allah'a mümkün değildir. Geliniz, hesap vereceğimiz Allah'a iyi hazırlanalım. Hocam, ben hesap verecek durumda değilim. Çok berbat bir hayat yaşadım derseniz, çaresiz hastalık yoktur. Her hastalığı yaratan Allah, her hastalığa çare de yaratmıştır. Kardeşim, yeter ki sen yaptıklarına pişman ol. Dün bir kardeşimiz soru soruyor telefonla. Diyor ki, bir arkadaşımız diyor, hayatı boyunca çok yanlış işlere bulaştı, çok günahlara, büyük günahlara daldırdı. Sonra pişman oldu, hak ve hakikat yoluna girdi. Ama bir yere gidiyor, bir vaaz dinlediğinde, o günahlardan hocalar bahsettiğinde böyle eziliyor, büzülüyor, hatırına geldiği zaman eziliyor, büzülüyor, üzülüyor. Efendim, yani dedim sen ne demek istiyorsun, sorunu anlayayım dedim. Yani diyor, o üzülmesi, ezilmesi diyor, yani diyor, yanlış değil mi diyor. Kardeşim, yani bir insan, oh iyi ki günah işledi mi diyecekti zaten. Elbette ezilecek, üzülecek. Yani sen işlediğin günahlara tevbe et kardeşim. Tevbe et, inan ki Allah'ım, samimi olarak ben tevbe edersem sen beni bağışlarsın. Buna inanacaksın. Samimi olarak tevbe et, vallahi Allah bağışlar be. Allah bağışlar. Yeter ki sen samimi olarak tevbe et. Ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar çok olursa olsun, ne kadar çirkin olursa olsun. Allah bağışlar. Ama samimi olduğunun delili nedir? Bir kadın 30 yaşına kadar açık saçık geziyor. Evleninceye kadar açık saçık geziyor. Evlendikten sonra kapanıyor. Örtünüyor. Sonra kendi kız çocuğu oluyor. Kendi kız çocuğunu da evleninceye kadar açık saçık büyütüyor. Ben de öyle yapmıştım diyor. Evlenince o da kapansın diyor. Şimdi bakın kardeşler. Burası ince bir çizgidir bakın. Bir kadın evleninceye kadar açık saçık gezmesi helal midir, haram mıdır? Hepiniz haramdır değil mi? İhtilaf olan varsa parmak kaldırsın. Bir kadın evleninceye kadar buluğa verdikten sonra açık saçık gezmesi haram mıdır? Haramdır. Sizin yerinize de söyledim ben. Haramdır. Peki evlendikten sonra kadın örtündü, kapandı. Peki örtündükten sonra bu haramdan kurtuldu. O zamana kadar yapmış olduğu o 10 sene, 15 sene açık saçık gezdi ya, bu günahlardan sıyrıldı mı? Bu günahlardan sıyrılması, eğer örtündükten sonra ağlayıp gözyaşı döküp ben neden o zamanlarda gençliğimde açık saçık gezdim diyorsa, o günlere pişman olmuştur, nedamet duymuştur, Allah onu bağışlar. Ama o günlere pişman olmadı, o zaten gençlik günleriydi, öyle olması lazımdı. Kızımı da öyle yetiştiriyorum, zaten o da öyle olması lazım diyorsa, pişman olmamış o günlere, tevbe etmemiş o günlere. Vallahi hesabını verir, billahi hesabını verir. Hesabını verir. Niye pişman olmadı ki? Bundan sonrasına düzeldi ama geçmişe pişman olmadı ki, geçmişe pişman olsaydı ne yapardı? Kendi kızına, ben yandım sen yanma, ben yanlış yaptım sen yanlış yapma derdi. Kıymetli dostlar, biz de ne yapalım?
bütün günahlarımıza, eksiklerimize nedamet duyalım. Eğer nedamet duyarsak Rabbimiz bizi bağışlar. O zaman yarın hesaba bizi çekerken hangilerden hesaba çekmez? Ağlayarak, gözyaşı dökerek nedamet duyduğumuz, pişmanlık duyduğumuz, bir daha yapmayacağım diye karar verdiğimiz günahlardan dolayı bizi hesaba çekmez, yoksa tek tek hepsini sorar bize arkadaşlar. Hepsini sorar bize. Bizi itiraz edersek ellerimiz konuşur, ayaklarımız konuşur. Allah hepimize yardım eylesin. Rabbim ruzu mahşerde bizi yüze hak olanlardan eylesin. Hesabı kolay olanlardan eylesin. İlk cennete girenlerle girenlerden eylesin. Kıymetli dostlar, Hatmi Şerifler okuyanlar var, Salavat-ı Şerife okuyanlar var, Ayet-el Kürsi falan dua istiyorlar. Namazdan sonra inşallah bunların duasını yaparız. Kıymetli dostlar, zaman zaman önünüze getirdik fakat bir türlü eğitim öğretimi açamadığımız bu hemen komşumuz Yeşilçimen Camisi'nin altında 4-6 yaş grubu ile ilgili iyi bir yer yapılıyor zannedersem. Yapılıp bittikten sonra bayram paşamızda bu konuda en güzellerden birisi olacak, en genişlerden birisi olacak. Hem camiyi garantiye aldılar, güven güçlendirmesini yaptılar. Hem de orada eğitim öğretimi açmak istedikleri yer var. Orayla ilgili müteahhitlerle de görüştüm. Gerçekten ciddi borçları da var müftülüğün oraya. İnşallah yapacağımız yardımlarla minik minik yavrularımız, 4-6 yaş grubu dediğimiz o minik minik yavrularımızın beyinlerine Kur'an zerk edilmiş, iman zerk edilmiş, ahlak-ı İslamiye zerk edilmiş olacak. Çocuklarımız, torunlarımız veya bizim gibi kardeşlerimizin torunları bu güzel nimetlerden istifade etmiş olacaklar. Ne verirsen elinle, o gelir seninle demişler. Giderken servetlerimizi götüremeyeceğimize göre asıl götüreceğimiz bunlardır. Rabbim dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Rabbim dünyada darlık göstermesin. Hele hele öldükten sonra hiç darlık göstermesin. Rabbim Celle Celaluhu hesabı kolay olanlardan eylesin. İlk cennete girenlerle girenlerden eylesin. Kazanırken helalinden kazanan, harcamasını becerebilen ayık kullarından eylesin. Rabbim askerlerimize yardım eylesin. Ordumuzu mansur-u muzaffer eylesin. Bize diz çöktürmek isteyenlerin diz çöktüğünü görmeyi bütün dünyaya nasip eylesin. Rabbim ülkemize hile ve desise peşinde olanların hilelerini, desilerini başlarına çalıversin. Kalplerini korkuyla doldursun. Dağılıp parçalanmaları nasip eylesin. Bize hazırladıkları silahları kendi başlarına patlatsın ve yok eylesin. El-Fatiha.